bilmiyor da söyledi, yapabilir yani, değil mi? Hocam, tane haftası etkinliklerinden kareler izleyeceksiniz. Amacı Diyarbakırlılara ve Diyarbakır üzerine araştırma yapacaklara hizmet vermektir. Diyarbakır tarihte biliyoruz ki ilim ve kültür merkezidir. Alimlerin, ediplerin, şairlerin ve yazarların yetiştiği bir başkenttir. Böyle bir şehire yakışacak bir kitaplığın açılması da artık boynumuzun borcu olmuştur Dicle Üniversitesi olarak. Kitaplığa Diyarbakır değil de Diyarbakır adı vermemizin ana sebebi, Diyarbakır dediğimiz zaman eski adıyla Amit, bugünkü adıyla Diyarbakır şehir merkezini anmış oluyoruz. Ama Diyarbakır bir bölgenin adıdır. İlk İslam döneminde Bekir bin Vail kabilesinin yerleşmesiyle bölgeye bu ad verilmiştir. Özellikle Osmanlı döneminde 1515 tarihinde sonra Beylerbeyliği kurulmuş, Diyarbakır Beylerbeyliği ve o günkü Amit'te beyliğin merkezi olmuştur. Diyarbakır, Anadolu'nun ilk üniversitelerinin, ilk medreselerinin büyük insanlar yetiştirdiği, divan şairleri yetiştirdiği, halk şairleri yetiştirdiği, Artuklu Sarayı'nda Diyarbakır'ın çeşitli bölgelerinde büyük bilim adamları, dünya çapında bilim adamlarının yetiştiği bir dünya kentidir. Ünü Türkiye'yi de aşan, önemi Türkiye'yi de aşan dünya çapında önemli bir şehrimizdir. Türkiye'nin sayılı kütüphanelerinden birinden emekliyim. Yapmış olduğunuz bu kütüphane zannımca Türkiye'de ikincidir. Harikulade bir öneme sahiptir. Birincisi benim çalıştığım kütüphanede bir İstanbul kitaplığı diye bir şey vardı. İstanbul'la ilgili dünyada neyimiz varsa toplamıştık. İmkanlar ölçüsünde. Olmayanların fotokopisini veya tıpkı basımını almıştık. Doğrusu Diyarbakır için hep bir intizar içerisindeydim. Böyle bir şey neden yok? Dikkat ederseniz şu ana kadar yazdığım Diyarbakır'la ilgili tüm eserlerim Diyarbakır kelimesiyle başlıyor. İlk eserim Osmanlı arşivlerinde Diyarbakırlı ulema. İkincisi seyahatnamelerde Diyarbakır. Bir zamanlar Diyarbakır. Eskire-i Meşayih-i Amit, Diyarbakır velileri. Bir zamanlar Diyarbakır'da sosyal hayat. Ve hakeza. Onu aşkın eserim ve şimdiden sonra da devam edecek eserlerde hep Diyarbakır. Allah bana bunu burada Diyarbakır Kütüphanesi olarak gösterdi, hamdolsun. Şükrediyorum Rabbime. Dilerim ki bu kütüphane daha da büyür. Ve dilerim ki özel bir Diyarbakır Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi olarak ayrı bir binada herkesin rahatlıkla gelip geçebileceği, araştırmasını yapabileceği bir bina oluşur ve o binada insanlar çalışır. Kitap deyip geçmeyelim. Ben kütüphaneler tarihini incelerken bir ara bir sempozyumda makale sunmuştum. Bilhassa İslam toplumundaki kitap anlayışı dünyanın hiçbir toplumunda olmamıştır. Kitap kadar sadık, kitap kadar samimi, kitap kadar iyi bir dost yoktur dünyada. Siz uyumadıkça o uyumaz. Siz konuşmadıkça o konuşmaz. Siz gülerken o da güler. Siz ağlarken o da ağlar. Kitap böyle bir dosttur. Onun için kitabın kıymetini bilmek ayrı bir öneme haizdir. Bilhassa Diyarbakır bir dönemi eğer araştırırsak göreceğiz ki Ali Emir'in ifadesiyle bir zamanlar Diyarbakır'da 1 milyon 40 bin ciltlik bir kütüphane var idi.
Bu kütüphane Ulu Cami'nin batı tarafındaki Sarı Abdurrahman Paşa Kütüphanesi ile beraber arka sokaklarına kadar yayılıyordu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Destik. Evet. Tamam veriyorsunuz. Yok, çok önemli şu. Şunu versek hocamız şunu. Bir önemli bir eser. Bir zamanlar diğer. Albümdür ama güzel bir albüm. Çok çok kıymetli eserler var. Amida var. Çok eski eserler var. Amida bu tarafta. Şu tarafta. Evet, oraya geçeyim. Amida var. Hocam. Gabriel. Gabriel. Tabii, Diyarbakırlı ilgili Fransız, aslında Albert. En, evet, çok Türkçe. Bir çeviri kurduğuyla beraber çalışarak Latinleri ve Türkiye'de kıymetli bir çalışma. Yine bunun gibi şarkı Türkiye'de arkeolojik geziler var. Artık yararlı şair yazar, yine kitap varsa bana... Evet, buraya gönder. Bizim için. Ben sizinle ilgili bir şey söyleyeyim.